değerli misafirlerimiz, Dünya Balkan Derneği Genel Başkanı Sayın Recep Barol Beyefendi'ye açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli hanımefendi, saygıdeğer vekilim, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu kadın kolları olarak düzenlemiş olduğumuz Rumeli Balkan Kadınları buluşma programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlarken sizlere komutanlığı döneminde Haçlı ordularının Balkanlardaki Osmanlı topraklarına saldırmaya cesaret edemedikleri Süleyman Paşa'nın Arnavutluğundan. Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler diyen Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in Bosna'sından. Bayrağını burçlardan indirtmem, Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam'ı bırakmam diye haykıran, Ravza-i Mutahharra'yı destanlaşan bir mücadeleyle savunan Fahrettin Paşa'nın Bulgaristan'ından. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır diyen İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in Kosova'sından. Yazılarıyla milli mücadeleye destek vermiş Üsküplü şair Yahya Kemal'in Makedonya'sından. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel sözleriyle İstanbul'un fethine mazhar olmuş Fethi Mübin'in hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'ın Edirne, Trakya'sından ve bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır diyerek bütün mazlum dünyaya bağımsızlık ateşi yakan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Selanik, Batı Trakya'sından sizlere gönül dolusu selamlar getirdim. Bu vesileyle de şanlı çetkimizi anarken başta kutsal toprakları sonuna kadar savunan Fahrettin Paşa olmak üzere Bedir'de, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kudüs'ün Amare'de dini İslam'ın bayraktarlığını yapmış, ahirete intikal etmiş olan ecdadımızı ve geçmişten bugüne kadarki tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kıymetli hanımefendim, değerli misafirler, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu kadın kolları çalışmalarımızı güçlü kadın, güçlü sivil toplum kuruluşu, güçlü Türkiye anlayışıyla başlattık. Bu çalışmalarımızda özellikle kadınlar için çözüm üreten değil, toplumsal hayatın her alanında kadınlarla birlikte çözüm üreten bir kadın kolları bilincini oluşturduk. Kıymetli hanımefendim, başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlerde gördüğümüz büyük bir fedakarlıkla yapılan takdire şayan çalışmalarınızı kendimize örnek aldık. Özellikle Haydi Kızlar Okula ve Ana Kız Okuldayız projeleriyle eğitim adına yapmış olduğunuz çalışmalar ile Sıfır Atık, Bereket Ormanları ve Geleceğini Koruyorum projeleriyle çevremiz, çocuklarımız, hülasa bırakacağımız miras adına yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere müteşekkiriz. Bunun yanında yaklaşık çeyrek asırdır Rumeli Balkan Sivil Toplum Kuruluşlarında çeşitli alanlarda çalışmış, görev almış, bu coğrafyayı sürekli ziyaret eden ve dolayısıyla iyi bilen bir kardeşiniz olarak geçmişte onca iktidar ve hükümetler gördüğümüzü, bu iktidarlar ve hükümetler tarafından maalesef Balkanlara sadece komşu ülke nazarıyla bakıldığı
söylemeden geçemeyeceğim. Bunun yanında gerek geçmişte gerekse de iktidarı döneminde devletin neredeyse tüm imkanlarını seferber ederek kamu diplomasi kuruluşları ile bu coğrafyada özellikle Sırbistan'dan Kosova'ya, Makedonya'dan Bulgaristan'a, Bosna Hersek'ten Slovenya'ya ve Hırvatistan'a kadar tüm Balkan coğrafyasında yapmış olduğu hizmetlerle ve bu yapmış olduğu hizmetleri bizzat yakinen şahit olduğumuz binlerce proje, restorasyon ve yardımların yapılmasına vesile olan gerek Balkanlardaki soydaş ve akrabalarımızın, gerekse de ülkemizde yaşayan milyonlarca hemşerimizin gönlünde taht kuran, mazlumların, mağdurların, İslam aleminin umut kapısı, güven kaynağı bir ülkeyi gecesini gündüzüne katarak inşa etmenin gayreti içerisinde olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkürü ayrıca bildiriyorum. Bu vesileyle sözlerime son verirken Rumeli Balkan Kadınları programımıza onca yoğun programlarına rağmen katılarak bizleri ziyadesiyle şereflendiren başta siz değerli sayın hanımefendi olmak üzere ve siz birbirinden değerli kıymetli misafirlerimize en içten duygularımla ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim özellikle iki cümleyle vurgulayacağım. Rumeli Balkan Trakya Camiası yakinen çok değerli Bilal Erdoğan kayın evladınızı genel kurulumuzda bizleri şereflendirdi. Sizlerden Allah razı olsun. Siz kadın kolları programımızı şereflendirdiniz. Ama camiamız reisimizi, Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi en kısa zamanda bir araya getirmekten şeref duyacaklar.